Layout'u ilk çalıştırdığımızda bize böyle bir pencere sunacak. Kağıt seçimi yapmamızı istiyor. Buradan istediğiniz kağıtları seçebilirsiniz. Daha aşağıda da bazıları vardır. Ben başlangıç olarak bunu A4 Landscape olarak tıklayıp Open deyip açıyorum. Bu şekilde mouse'un scroll tuşuyla çalışmamıza yaklaşabiliriz. Başka burada neler var layout'un içerisinde onlara bakalım. SketchUp'taki yine çizim araçlarına benzeyen bir menüsü var yukarıda. Lines tıklayıp tekrardan aşağı doğru tıklıyorum. Bu sefer çizgiler yüzeyleri beraberinde getiriyor. Eğer tek bir çizgi yapmak istiyorsanız bir kere tıklayıp Escape ile iptal edip bir çizgi oluşturabilirsiniz. Daha sonra yine Select aracı burada da var. Bunu seçip aktif hale getirdiğimde üzerine geldiğimde çizginin Move Tool oluyor. Buraya geldiğimde zaten objeye tıkladığımda bir Rotate bölümü açılıyor burada. Üzerine geldiğimde otomatik Rotate çizgisi meydana çıkıyor. Bu şekilde döndürebilirsiniz. Döndürme açısı da aşağıda angle olarak bize veriliyor. Objelerin üzerinde Rotate bölümünde şurada bir merkez noktası var. Bunu taşıyabilirsiniz. Bunu taşıdığımızda objemiz artık bu noktadan itibaren dönecektir. Merkezi burası olacaktır. Bu bütün objelerde var layout'taki. Yine bunu delete ile siliyorum. Onun yanında başka ark araçları var. Tıklıyorum, tıklıyorum. Bu şekilde daireler, yarım daireler oluşturabilmemiz olanak sağlıyor. Başka rectangle'lar bir kere tıkladım. Bir kez daha tıklıyorum ve oluştu. Daha sonra select aracıyla bunu seçiyorum. Ve yine kontrole bir kere basıyorum. Move tool'dayken, daha doğrusu basılı tutuyorum. Kenara bir kopyasını alıyor. SketchUp'taki gibi. Eğer bunların özelliklerini değiştirmek istiyorsanız tıklayıp aktif hale getiriyorum. Buradaki fill bölümünün seçili olmasına dikkat edin. Shape Style bölümündeki fill. Daha sonra buradan renk skalasını değiştirdiğimde objenin üzerindeki renk de değişecektir. Boşluğa tıklayıp seçim dışı bırakıyorum. Buna gidiyorum. Daha sonra tekrardan bunun üzerindeki rengi değiştiriyorum. Başka renkleri elde edebilirsiniz. Ve şurada bir list bölümü de vardır. List bölümünden de hazır renkler seçilebilir objeler için. Kenarındaki kalınlığı ise profile lines'a benzer çizgi kalınlığını ise şuradaki stroke bölümünden düzenleyebilirsiniz. Tıklayıp yeşil aktif hale getirdiğim stroke'u kapatırsak bu objenin kenarlık çizgisi kenar çizgisi olmayacaktır. Tekrardan tıklayıp buradan stroke'u aktif hale getirdiğimde geri gelecektir. Daha sonra sağ click menüsünde yine kopyala, kes, sil gibi komutlar bulunmaktadır. Move to Current Layer, yine layer'lar vardır layout'ta da. Bunlar SketchUp'taki gibi Move to Current Layer, o anki aktif olan layer'a yolla gibiydi. Arrange, Bring the Front, Bring Forward gibi şeyler. Mesela Move Tool'la bunu ileri doğru aldığımda ben yeşili pembenin arkasına yollamak istiyorsam sağ klik üzerine Arrange, Send to Back dersem o objenin geri planında kalacaktır. Bundan üzerindeki aktif olan objenin üzerindeki segmentlerinden bu şekilleri uzatabilirsiniz. Sağa veya sola doğru. Köşe noktalarından tutarsanız da bu şekilde bir daraltma ve genişletme yani scale işlemi uygulayabilirsiniz. Başka tekrardan bir rectangle ile devam ediyorum. Bunun da rengini değiştirelim. Şöyle
şurada bir kesim aracım var, split. Bunu da aktif hale getirip bu noktadan buraya tıkladığımda mesela objeyi ikiye bölüyor. Select aracıyla artık bunu seçtiğimde bu obje iki parça. Tekrardan bunları birleştirmek isterseniz de şurada join aracı var. Buradan ve buradaki segment seçip bunu tek bir parça halinde birleştirebilirsiniz. Ctrl Z ile geri geliyorum. Tekrar ayrık dursunlar mesela. SketchUp'taki gibi Shift yardımıyla bunu da seçiyorum. SketchUp'taki gibi grup obje burada da var. Sağ klik üzerindeki şeklin altta grup dediğiniz anda bunlar birlikte hareket edeceklerdir artık. Ve üzerine gelip sağ klik ungroup derseniz de dağılacaklardır. Yine SketchUp'taki flip along'lar burada da var. Top, bottom, left, right gibi. Bu sefer de left, right yapalım. Evet. Gibi döndürme işlemleri, mirror işlemlerini burada da bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekillerden başka yazılar da ekleyebilirsiniz sahnenize. Text aktif hale getirip bir kere tıklıyorum. Ve rastgele yazılar yazıyorum. Daha sonra select aracına geri dönüyorum. Bunu da yine bunlarda çıkan rotate noktalarından döndürebilirsiniz yazıyı. Kenardan çekiştirebilirsiniz. Yine merkez noktasını, rotate'in merkez noktasını değiştirebilirsiniz. Bu yazıları da değiştirmek için Shape Style'ı kapatıyorum. Burada Text Style bölüm vardır. Puntolarını değiştirmek için, daha büyük veya daha küçük hale getirmek için, yazı karakterini değiştirmek için bu menüyü kullanabilirsiniz. Fakat punto büyüdükçe buradaki bölümü de büyütmeniz gerekecektir. Puntolar büyüdükçe bunun da büyümesi gerekiyor. Bunu da siliyorum. Delete ile gitsin. Bir de label bölümü var. Text'in bir başka versiyonu. Tıklayıp buraya koyduğumda bir ok çıkacaktır ve bunu da tekrardan içine yazı girip seçip bu şekilde rotate döndürebilirsiniz. Fakat oktan kendini kopartmayacaktır bu yazı. Aynı zamanda oku da tıkladığımızda okun özellikleri de Shape Style'da gösterilmektedir. Buradaki start bölümü okun başlangıç bölümü, end bölümü ise bitiştir. End bölümüne de ben ok verirsem arka tarafta da bir uç çıkacaktır. Alttaki şu slide bölümü ise, kayan menü ise bunların büyüklüğünü ve küçüklüğünü belirler. Bitiş ve başlangıç ucun büyüklüğü. Bu oku da rotate aracıyla döndürebilirsiniz. Eğer bu oku Motul ile buradan çekip tekrardan şu yazıyla birleşmesini istiyorsanız aktif hale getiriyorum. Üzerine gelip şu noktasını buraya getiriyorum. Yazıyı döndürdüğümde artık ok da onunla beraber hareket edecektir. Oku rengini de yine aktif hale getirip buradaki stroke bölümünden değiştirebilirsiniz. Burada bir damlalık var. Bu da SketchUp'taki materyalleri bir materyalin diğerine eklenmesine benziyor. Burada başka bir renk ekleyeyim şu ufak parçaya. Fill bölümünü aktif hale getirmem lazımdı. Evet. Daha sonra şuradan Style bölümündeki damlalığı aktif hale getirip buradan doku alıp buna tıkladığımızda o materyal ona da eklenecektir.